Son her şey çözüldü. Dövüşecek çıkmasaydın aşağı yukarı. Hoca bir öpücük hoca. Hoca bir öpücük, okulu kurtardım. Zoe. Peki Zoe, peki, peki. Hiç yoktan iyidir. Hocanın küçük versiyonu gibi duruyorsun en azından. Hocanın küçük versiyonu gibisin en azından yani. Ya son saniyede en azından hocadan öpücüğümü alaydım ya. Ya son saniyede hocadan öpücüğümü alaydım be. Hani o kadar çaba gösterdik ya. Baya Pollyanna bir son. Kesinlikle öyle canım. Yani Rockstar oyunlarının genel depresif sonlarından eser yok yani. Gerçi yok be. GTA San Andreas da çok mutlu bitiyordu. Yani. GTA 5 de mutlu bitiyor sayılır. Yani GTA 5 daha böyle bir oyundu da. Absürt bir oyundu da. Yani o da mutlu bitiyor sayılır. Tabii seçtiğim finale göre değişiyor da. Yani. Çocuk kitabı sonu gibi. Daha doğrusu şey gibi. 90'lardan çıkma çocuk filmleri gibi. Kanal D sabah kuşağı çocuk filmleri böyle. O tarzda bir şey yani. Hangisi üzüldü bitiyor? İşte GTA 4 birazcık üzüldü bitiyor herhalde. Vice City bir yere kadar üzüldü sayılabilir tüm o ihanetlerden bilmem ne dolayı ama gene bence üzüldü değil. 3'ü bilmiyorum sonunu. Dan Houser, ya direkt yazar kadrosu Dan Houser varmış ha bunun. Dan Houser da yazmış yani bunu. Peki. Ben direkt Dan Houser bu işin içinde yoktu diye düşünmüştüm bu oyunu. Sadece belki Supervisor Founder demiştim de direkt yazmış adam yani. Dan Houser yazmış. Red Dead Redemption'ların ikisi de evet. Hüzünlü bitiyor evet. İkisi de hüzünlü bitiyor Red Dead Redemption'ların. En mutlu biten Rockstar oyunu Red Dead Redemption 2'dir. Allah Allah. Have some goddamn faith. Sonra tüm manitaların önünde öptü la kızı. Evet yani bir de daha öncesinde şey yaptığı herkesin gözü önünde bildiğin yamuldu kıza yani Zoe'ye. Orada işte hocayla olacaktı o iş. Hocayla olacaktı orada. Boyum bana getirseniz havası verdi. Antarsika gelişti. Çete mete finalde ortalık karışıyor falan tıpkı aynısı. Benzer bir yapıda ilerliyor. Çok benzer bir yapıda ilerliyor yani. En hüzünlü biten oyun ne sence? Yani Red Dead Redemption 1 veya 2, ikisinden biri. Keşke oyun bittikten sonra resim hocasını götürme diyen sisi olsa değil mi? What Remains of Edith Finch. Ha şey genel mi soruyoruz en üzücü oyun sonu diye. O genelse daha çok oyun var da. Hani ben Rockstar oyunları içerisinde en üzücü Red Dead Redemption 1-2 dedim. Yoksa ooo. Şaka mı ki 21 ölmüş nice aylara iyi geceler dostum. İyi geceler Fuat Kriş, teşekkür ediyorum. Gelmiş hiçbir şey en üzünlü biten oyun. Beni en çok sarsan final Persona 3 çünküydi. Beni çok üzmüştü. Gerçekten çok üzülmüştüm Persona 3'ün sonunda. Ama oyunla da alakalı tabi biraz. Seslendirmeciler bunlar mıymış? Son görevde Pete'i görmedik değil mi? Hani güya okulun başı olacak, utangaç bir çocuk falan filan ama oyun boyunca Pete'in görevi gerçekten sadece zorbalığa uğramaktı yani. İlginç. İlginç yani. Ben sonra Death Stranding. Death Stranding, Death Stranding de yani güzeldi Death Stranding. Hikayesi de hoştu ama hüzünlendirmedi beni o kadar yani. Hani üzgün ayrılmadım yani. Persona 3'ten gerçekten üzgün ayrıldım. Gerçekten moralim bozuk ayrıldım Persona 3'ten. Yani çok buruk bir finaldi benim için o. Çok üzmüştü yani. Jimmy 30 yılında nerede düştü? Jimmy'nin bir sonraki GTA oyunun ana karakteri olması lazım. Valla. 2006'da 15 yaşında olan Jimmy'nin 2021 yılındaki halini anlatan bir oyun. Jimmy nerelerde? Ne yaptı? Bunu anlatan bir oyuna ihtiyacımız var. GTA oyunu direkt ama öyle. Öyle şey değil yani. En tatmin edici son Undertale ya. Undertale True Pacifist Ending abi. Açık ara. En tatmin edici son yani. Sonraki oyun ne? Sonraki oyuna daha karar vermedik ya. Sonraki oyuna daha karar vermedik abi. Durun yani. GTA Trilogy'den sonra Rockstar Bully Remake çıkarttı. Nasıl olur? Bilmiyorum.
Jim Hancock iyi be. En azından GTA ana karakterine göre daha renk. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani. Motorcuların kızı olaydı. Yok lan Lola orospuydu. Lola herkese verip duruyordu yani. En azından Zoe. Hiç yoktan iyidir. Böyle got mod falan. Giyem kuşamı da güzel. Hoş tatlı kız. Yani. Hiç yoktan iyidir. Yayında hentai oyunu. Jim ile ilgili bir cameo koyulabilir GTA 6'ya. Olabilir. İnsanlar yıllardır bully istiyorlar. Ve işin kötüsü gerçekten bir dönem yapılıyormuş da. Yani 6 saat 7 saat kadar oynanabilen bir versiyonu varmış hatta. Nasıl görünüyordu çok merak ediyorum. Mekanikleri nasıldı? Yeniler eklemişlerdi çok merak ediyorum ama. Sonra biraz böyle evet ya oyunun sonu çok zart diye bitiyor maalesef. Çok zart diye bitiyor yani. Çok üzücü ama öyle. İnsan fazlasını istiyor. Yani mesela o Gary'nin başına gelenleri görmek istiyorum mesela. Gary neler oldu bundan sonra? O dayağı yedikten sonra başına ne geldi yani? Dark Souls 1 Dark Lord Ending. IT Supervisor. Endless Summer, sonsuz yaz öyle mi? Artık sonsuza kadar okulda takılabilirsin Jimmy, tebrikler. You can commit tests that you may have missed. Bir şey kaçırmadım ya, bütün kızlara çaktık. Bak Zoe'nin de resmi var artık orada. Aralarında en seksinin Zoe olduğu bariz zaten. Üstünde kıyafetten böyle belli abi baksana yani lütfen. Bir kere kızıl, kızıl bir kere. Her şeyi siktir ettim, kızıl oğlum kızıl. Tamam. İşte bu. Geri döndük. Ve böylece oyunun sonundayız. Bitti. Son bir haklısınız. Son bir pandemimiz olmadan olur mu be? Son bir pandemimiz olmadan olur mu ya? Olmaz. Sik anasını, sik onun anasını. Aynen. Zoe, sen, ne haber kız? Sen de mi okula takılmaya başladın artık? Okula geri alındın değil mi? Gel hadi bir öpücük at. Ne oldu lan? Zoe? Hani aşk doluyduk? Hani birbirimizi seviyorduk? You dress like a dork mu? Ha iyi bari sonunda. Trending Zoe'den şey yediğimiz evet olabilir. Trending yani kesinlikle. Jimmy sonsuza kadar bir şey oldu. Ezik oldu. Zoe yani okul üniforman yok mu senin? Okula böyle mi geliyorsun? Allah Allah. Bekliyorum hocam siz önünüze dön. Para. Aha para. Sam Smith yan aşağıya 20 TL para. Undertale Bad Genocide final daha iyi bence. İlginç. İlginç yaklaşımlarımız var. Yani benim tatmin edici olan yaklaşımım kesinlikle o değil ama. Evet efendim. Böylece bir kez daha. Yapmasam olmazdı. Yapmasam olmazdı. İşte bu gelmiş geçmiş en tatmin edici finaldi işte. İşte bu gelmiş geçmiş en tatmin edici finaldi kesinlikle. Oh. 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 Evet efendim. Böylece Bully'nin sonuna geldik. Sonlara doğru bayağı sıktı. Oyun atmosferi çok iyi veriyor. Yani hatırladığım kadar hala eğlenceli okun. Derslere girip çıkması falan filan keyifli. Görevlerde de bir yere kadar çeşitlik falan zorlamışlar ama bir süre sonra gerçekten sıkmaya başladı. Bir süre sonra ya sonlara doğru özellikle bayağı sıkmaya başladı yani. Ama güzel oyun. İyi oyun. Tatlı oyun. Keşke devamı gelseydi. Gelemedi. Üzücü. Keşke devamı gelseydi. Diyecek bir şey yok. Hoş oyun. Benim için hala açıkçası
Yani GTA San Andreas'tan falan veya herhangi bir eski GTA'ların her birinden daha çok keyif alarak oynadığım bir oyun. Objektif bakmam gerekirse San Andreas çok daha nitelikli bir oyun Bully'den. Yani görev şeyiyle, görev çeşitliliğiyle içinde barındırdığı gerçekten çeşitlilikle daha nitelikli bir oyun. Ama Bully daha bana hitap eden bir oyun. Çünkü hala herhalde bu tarz böyle bir okul temalı, tam böyle okulda geçen öğrenci hayatı üzerine bir oyun yani Persona haricinde yok galiba. Gerçekten böyle derslere girip çıktığın falan filan ki hangi derse girip çıkacağına kendin karar verdiğin derslerden kaçabildiğin bilmem ne falan. Yani evet. Evet. Ay. Her neyse. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım bir şey yani Bully tarzında bir oyun daha görürüz. Umarım görürüz. Hani okul temasında. Derslere girip çıkman gereken, derslerden geçmen gereken falan bir oyun. Umarım görürüz. Sizlere şimdilik elveda diyorum.